Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz klima fan motoru, dış ünite fan motoru. Bu özel bir şekilde modifiye edildi, içerisine mıknatıs konuldu. Bu iki aşamalı olarak kullanabilirsiniz. Üç tane kablo çıkmaktadır. Bu üç kablonun siyahı boşa bıraktım. Morla kahverengiyi kullandım. Şu gördüğünüz switch mode adaptör dediğimiz. Buna da bir uyarlama yaptık, voltajını değiştirdik. Dolayısıyla iki tane de 50 wattlık halojen ampulü paralel bağladım. 12 volt 50 wattlık. Dolayısıyla 12 volt 10 amper yapmış oldu. Yani 120 watt. Bunu su türbini olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü 1000 devirde akünüzü 10 amperle 12 volt 10 amperle akünüzü şarj edebilirsiniz su türbünüyle. Rüzgar türbünün de çok verimli olmaz. Rüzgar türbünü için onu kullanamayız. Rüzgar türbünü için ayrı alternatörlerim var. Aynı zamanda da ben akü şarj etmek istemiyorum kardeşim. Ben şöyle ampulleri yakacağım derseniz bu ampulleri de yakar. Ama sadece ampul aydınlatma işini görebilirsiniz. Şu LED ampullerden aşağı yukarı 10-15 tane yakabilir. Ama voltaj 160 voltta kaldığı için tam şey yapmaz, şunları yakamaz. Ama bunları gayet güzel ledleri yakar. Onu da yaktığını size göstereceğim. Şimdi şöyle, bu bizim makkabımızın değeri 1150 devirdir. Dolayısıyla ben 1000 devirde burada göreceksiniz akü voltajını. Yani 12 volt, daha doğrusu 15 voltta falan şarj ederseniz göreceksiniz. Bakın şu anda döndürüyorum. Ampullerimiz yandı. Voltaja bakalım. Evet. Gayet güzel. Yani 1000 devirde son gazı vermedim. Aşağı yukarı 1000 devir diyorum ben buna. Gördüğünüz gibi makkap 1150 devir dönmekte. Şimdi ikinci olarak şu ampulleri yaktığını göstereceğim. Tabii akü şarj etmek isterseniz bunu ve bunu komple almanız gerekir. Onu da özellikle belirteyim. Evet arkadaşlar, şu anda iki ampulü bağladım. LED ampul ve halojen ampul. Bu da benim volt ve frekansı gösteren cihaz. Yine aynı uçlar bağlı, kahverengi mor. Buna diğer uçlardan da alabilirsiniz. Yani iki tane alabilirsiniz bunun gücü. Şimdi bakın, hafif döndürmeyle LED ampul daha çabuk yandı. Bu da yandı. Bakın. Evet. 170 volt. Yani 1150 devirde, şimdi son deviri kullandım. 1150 devirde, tabii tekrar söylüyorum, bunu su türbini olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. 200 watt enerji alabilirsiniz bu şekilde kullanırsanız. Diğer şekilde kullanırsanız daha önce gösterdiğim gibi 12 volt 10 amperle akünüzü şarj edersiniz. Böyle direkt 220 kullanabilirsiniz ama sadece aydınlatma, belki LED TV'nizde çalışabilir. Maksimum gücü de 180 ile 200 watt arasıdır. Onu da özellikle belirteyim. Yapacağınız işlerde de başarılar dilerim arkadaşlar.